Allah. İkinci derse hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci derste neyi göreceğiz? Diş ayırt etme sistemleri. Diş ayırt etme sistemleri derken yani biz bir dişin şimdi şöyle tarif etmiyoruz. Şu dişi nasıl tarif edeceksin? Hani şu arkadaki sağ taraf arka böyle bir şey yok. Bunun için kolaylaştırılmış sistemler var. 3 adet sistemimiz var arkadaşlar bizim. Palmer sistemi, evrensel sistem ve FDI sistemi. Yani Federation Dentaire International. Dünya Diş Federasyonu sistemi. Palmer sistemini arkadaşlar şuraya yazıyorum. Not alayım hemen. Şimdi 1 Palmer, 2 evrensel sistem, 3 FDI Federation Dentaire International. Arkadaşlar Palmer sistemini İngilizler buluyor. İngilizler. Evrensel sistemi Amerikalılar kullanıyor. Şimdi birinci derste ne öğrenmiştik? Bunu tekrar edelim. Arc neydi? Arc şu kısım bir arc. Şurası bir arc. Mandibular neydi? Alt çene. Maxillar neydi? Üst çene. Maxillar arc. Mandibular arc. Kadran neydi? Orta eksenden 1/4'üne kadran diyorduk. Maxillar sol kadran. Şurası. Maxillar sağ kadran. Mandibular sağ kadran. Mandibular sol kadran. Bu size göre sağ fakat hastaya göre sol. Biz bunu çizerken de burasını sol kabul edeceğiz. Bunları öğrenmiştik. Tamam. Dilerseniz hızlı bir şekilde geçelim. Hani hiç demiyorum böyle abone ol, like at. Bak ders 2'de yazmaya başladım. Abone ol, like at, yorum yap. Diğer derslerde de bunları yazarım. Şimdilik abone olmak yeterli. Çünkü ders 2'desiniz. Ders arttıkça böyle daha fazla şey isteyeceğim sizden, sömüreceğim. Şimdi bir süt dişi çizeyim ya. Dur. Şimdi neyi öğrenelim ilk önce? Evrensel öğrenelim. Böyle evrensel yazıyorum. İlk evrenseli öğreneceğiz. Evrensel yazdım şöyle. Amerikalılar yazdım. Tamam. Şimdi çiziyorum. Santral kesici, lateral kesici, kanin, birinci molar, ikinci molar. Şimdi alt çeneyi çizelim arkadaşlar. Diş çizemeyen de kendine diş hekimiyim demesin. Santral kesici, lateral kesici, kanin, köpek dişi, birinci molar, ikinci molar. Tamam. Bu da alt çene oldu arkadaşlar. Süt dişlenmede evrensel sisteme göre üst ikinci molardan buraya A harfini veriyoruz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, H, T. Böyle sayacaksınız. Öbür türlü karışıyor. Türkçe gibi sayma abi. Sağ üstten başlayacaksın. Böyle gideceksin. Sağ üst kadrandan. Sol üst kadranı saydın. Sol alt kadrana geçtin. Sağ alt kadrana böyle gideceksin. Yani şu şekilde gittin. Sonra hemen altına geçeceksin şu şekilde. Şimdi daimi dişlenmeye geçelim. Evrensel sistemde daimi dişlenme. Bu süt dişlenmeyi de. Ben size zaten şunun fotoğrafını koyacağım. Siz bakarsınız buradan da bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Diş anatomisi morfoloji dersinin vizesinde full bunlardan çıkar. Böyle bir de yüzleri çıkar. Göreceksiniz zaten. Şimdi daimiye geçelim. Daimi. Şimdi ben size bir de daimi 32 diş çizeceğim şimdi. Çizmek de olmaz oraya. Birazcık daha büyük çizeyim de. Bu ne böyle küçücük oldu. Bir dahaki derse şu yazıyı küçülteceğim. Bu 32'den nasıl sığdıracağım ben ya? Ben bunları kaba taslak çiziyorum. Normalde böyle değil. Sakın şey yapmayın. Çizimi zor. Evrensel sisteme göre daimi dişlerin numaralandırılması. Arkadaşlar sağ üstten. Bakın sağ üst burası oluyor. Hastaya göre düşünüyordunuz. Sağ üstten 1. Üçüncü molar. Şuradan göstereyim. Sağ üstten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Diyecek ki mesela evrensel sisteme göre 17. numaradaki dişi söyle mesela sınavda. Sen diyeceksin ki alt 3. molar 17 numara. Bunun gibi. Bunları da ezberleyeceksiniz. Zaten demiştim ben bunların fotoğrafını koyacağım. Şimdi geçelim Palmer'e. Şimdi Palmer'de yine daimi dişlerden başlayalım. Bunu silmeyeyim ben boşu boşuna. Palmer. Şimdi arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle yaptığımızı düşün. Burası sağ üst kadran, sağ alt kadran, sol alt kadran, sağ, sol, sol, sağ. Böyle. Yani şunları kadran olarak düşünün. Daimi dişlenmede ama bu olay değişiyor burada. Şimdi şunların içindekileri sileceğim ben. Palmer sistemi şöyle şekillidir yani. Buna 1 derim diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam mı? Burası da aynı. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Şimdi böyle numaralandırınız. Buraya 3 yazıyor ya. Ne demek bu 3? Sağ üst kadran 3 numaralı diş. Bu yani. Palmer'de böyle numaralandıracaksınız ama. Mesela buraya yazıyor ki 8. Sol üst kadran 8 numaralı diş. Daimi dişlerde Palmer'de bu şekilde. Palmer sisteminin süt dişlenmesi nasıl oluyor? Hemen gösterelim. Şimdi süt dişlenmeyi çizeyim. Burasını da sileyim. Süt dişlenme yapayım şöyle. Şimdi daimi dişlenme ne yapmıştık? Birden böyle numara vermiştik 8'e kadar. Birden numara vermiştik, birden numara vermiştik, birden numara vermiştik. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Aynı şekilde. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Tamam, gene şöyle palmeri çiziyoruz biz. Şöyle çizgilerimizi. Anladınız zaten büyük ihtimalle. C dedim. C. Sol üst kadran kanin demek. Yani C. Süt dişlenme palmer. Dedim ki E. Sağ üst kadran ikinci molar. Palmer'in de bu şekildeydi arkadaşlar. Süt dişlenmesi. Gelelim sonuncusuna. FDI'ye, uluslararası sisteme. FDI sisteminin ilk daimi dişlenmesini anlatayım ki kafanız karışmasın. Daimi dişlenme. Şimdi sağ üst kadrana 1 numara, sol kadrana 2 numara, 3, 4 numara verdik. Arkadaşlar bu 1, 1. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapıyorsunuz. Bu 1 olduğu için burası 1, 1. Burası 1, 2. Burası 1, 3. Burası 1, 4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. Tamam. Uluslararası FDI sistem bu. Daimi dişlenme. Burası 2, 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. Tamam. 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, tamam. Buradan başlıyoruz. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. Burası 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Bu şekilde. Uluslararası FDI sisteme göre dedik 47 numaralı dişi söyle. Sağ alt kadran ikinci molar. Dedim ki uluslararası FDI sistemine göre 25. diş. Ne diyeceksin? Maksiller ark, sol kadran ikinci premolar diyeceksin. Daimi dişlenmesi bu şekilde oluyor. Şimdi şunları tekrardan siliyorum. 1, 2, 3, 4 şeklindeydi değil mi arkadaşlar? Bunları siliyorum. Süt dişlenmeye geçtiğiniz zaman ise... Şimdi bunu süt dişlenmeye çevireceğim ben. Burası 5 oluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde devam ediyor. Şimdi ne yapacağım ben? Şuradan 3 tane, neyse şunu tekrardan çizeyim ya ben. Şimdi uluslararası FDI süt dişlenmeye göre yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6 idi. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 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
sorularımıza geçiyoruz. Bir İngiliz dersinde, İngiliz dersiymiş. Pardon. Bir İngiliz dergisinde 48 nolu dişten bahseden bir makale okuduysanız, yazarın uluslararası numaralandırma sistemini kullandığını düşünüyorsanız, bu durumda hangi evrensel numara ya da harften bahsediyor olabilir? A 25, B J, C 30, D T, E 32. Durdurun. İkinci soru. Evrensel numaralandırma sistemini kullanırsak üst kaninleri hangi numara ile belirleriz? A 6, B 8, C 10, D 11, E 27. Üçüncü soru. 55 nolu dişten bahseden bir İngiliz diş hekimliği dergisi okursanız yazarın uluslararası numaralandırma sistemini kullandığını düşünürsünüz. Hangi evrensel numara ya da harf söz konusu olabilir? A A, B 5, C E, D T, E 1. Eğer bir ortodontist şöyle yapmış. Şöyle yapmış. 5 yazıyor. Hani şu 5 yazmış böyle. Eğer bir ortodontist 5 nolu dişten söz ediyorsa bu dişin evrensel numarası nedir demiş. A 3, B 4, C 5, D 12, E 13. Durdurun. 5. Daimi alt molarların evrensel numaraları nelerdir? A 3, B 14, C 19, D 24, E 30. Durdurun. Arkadaşlar dersimiz bitti. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.